Have got, has got. Yani sahip olmayı öğreneceğiz. Her şeye sahip olmak anlamında kullanılıyor. Mesela benim iki kardeşim var dersiniz. Var anlamına geliyor bu arada. Has got sahip olmak ama vardır anlamına geliyor. Mesela benim iki kız kardeşim var. I have two sisters diyorsunuz. Benim bir işim var. I have a job diyorsunuz. Görelim. Şimdi I, we, you, they have got, have alıyor. Have got ya da have. Ne zaman have got? İngiliz İngilizcesi, British İngiliz konuşurken. Ne zaman have? American English, yani dünyada geçerli olan şu an konuşulan İngilizceyi konuşmak istiyorsanız have deyip kısaltıp geçebiliyorsunuz. She, he, it ve bir isim de mesela Ahmet, Mehmet, Didem de has oluyor tekil kişide. I çoğul kişilerle gidiyor, unutmayın. Onlarda da has got ya da has diyorsunuz. I have got five books. İngiliz İngilizcesine çok güzel bir cümle. I have five books. Amerikan İngilizcesinde çok güzel bir cümle. Hangisini istiyorsanız onu kullanın. Bakın, ikisine göre de bayraklarını koydum. Şu bayrağı göstereyim de. Bu bayrak İngiliz bayrağı. Bu bayrak Amerikan bayrağı. Çizikli pijamalı olan Amerikan bayrağı. Buna göre, İngiliz İngilizcesine göre I have got five books. Amerikan İngilizcesine I have five books. Daha kolay değil mi? O yüzden ben bunu kullanıyorum. She has got five books. You have a huge family. Büyük bir ailen var. Bu anlama geliyor. Devam. Kısaltmaları var. I have got British English kullanacaksanız ki ben özellikle gri yaptım pasif kullanmayın diye. Kullanacaksanız veya sınavlarda görürseniz çıkabilir belki. O zaman I have'i böyle kısaltabiliyorsunuz. Ama genelde I have şöyle kısalır. Kısaltmalar da bunlar. Devam edelim. You have a book. Bir kitabın var. You don't have a book. Bu da olumsuzu. Amerikan İngilizcesine göre. İngiliz İngilizcesine göre, you haven't got a book. Sorusu have you got a book? Cevabı yes I have. Haven't you got a book? Sorusu olumsuz sorusu. Burada don't you have a book? Don't değil de don't you diye okuyorlar ama hadi biz don't diyelim. Don't you have a book? Cevabı yes I do. Have ile sorulan yes I have. Don't ile sorulan yes I do. Does she have a book? Kızın bir kitabı var mı? Does she have a book? Oradaki soruya da siz yes she is vesaire diyebilirsiniz. Amerikan İngilizcesine göre olumsuzu ve olumlusu she has a book, she doesn't have a book. Bakın doesn't have. Gördünüz mü? Ve son olarak bir adım daha öteye gidelim. Örnek cümlelere bakalım. I have a pencil. Geçmiş zamanı I had a pencil. Geçmişte bir kitabım vardı. Ve bütün cinsiyetlerde aynı. Yani bütün tekil ve çoğullarda we had a pencil, she had a pencil. Olumsuzu nasıl ki burada she doesn't have a book'sa burada she didn't have a pencil. Sorusu da did she have a pencil? Artık bir şeye sahip olmak ne demek biliyorsunuz. Nasıl söylenir biliyorsunuz.